Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar mı? Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyorlar ama namaz kıldığı halde kötülük yapabilen insanlar görüyorum. Bu bir çelişki gibi geliyor bana. Bu durumu nasıl anlamalıyım? Namaz gerçekten kötülükten alıkoyar mı? Bu soruya en net cevabı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle vermiştir aslında. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Madem Rabbimiz bu durumu açıklamış bize, biz de ayeti en başından adım adım anlamaya çalışalım ki sorunuzun cevabına da net bir şekilde ulaşmayı deneyelim. Peki, bize vahyedilen kitap nedir? Kur'an-ı Kerim. Onu okumalıyız. Bu kısma dikkat edelim. Onu sadece okumak dahi ibadettir. Çünkü Kur'an okumak bir zikir halidir. Allah'ın bize emanet ettiği cümleleri, emirleri tekrardır. Bu sözlerin manasını ruhunda duymaya çalışan insan için de Kur'an elbette bir şifadır, bir rahmettir. Onu anlayarak, mesajlarını hayata geçirmeye çalışarak okumaksa, hayatı zenginleştiren bir eyleme geçme, aktif olma halidir. Bu da demek oluyor ki, Kur'an'ı okurken üzerinde düşünmeye ve manasınca yaşamaya çalışmak da insanın her halini ibadete dönüştüren bir iklimin içinde varlığının anlam bulmasıdır. Kısacası, yaratılış gayemizi anlamak için Yaradan'ı duymaya yönelik yaptığımız her eylem, her faaliyet ibadettir. Bu ayetin ikinci kısmında olduğu gibi, Kur'an'da yüze yakın yerde namazın salat, zikir, tesbih gibi kelimeler kullanılarak emredildiğini görüyoruz. Namazın kılınışının detaylarını ise Peygamber Efendimiz'den öğrenmişiz. O da Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiş. Bu bilgilere de hızlıca değinmeden geçemedim. Şimdi meselemizi anlama çabamıza devam edelim. Namaz hem bedenen hem de ruhen yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla onu iki yönlü olarak düşünmemiz ve anlamamız gerekir. Namazın üzerimizdeki tesirini idrak edebilmemiz için de kendi varlık amacımızı. Çünkü insan kendi varlığının farkında olabildiği kadar insandır. Namaza sadece bir görev olarak bakarsak, gördüğümüz şey namaz kılarken ayetler ve dualar eşliğinde bedenimizi bazı formlarda hareket ettirmemiz olur. Bu da namazın yalnızca bedenle ortaya konan yönüne odaklanmamız anlamına gelir ki bu bakış bir yönüyle eksik kalır. Demek ki başka yönlerle de bakmalıyız mevzuya. Peki nasıl? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz müminin miracıdır buyurarak bize namazın görünenden çok daha fazla anlamı olduğunu işaret etmiştir. Namaz Allah'a inanan bir kul için miraçtır. Yani Allah'a, onu yaratana doğru ruhsal bir yükseliştir. Namazın miraç olması, kişinin her şeyden arınarak Cenab-ı Hak'la baş başa olması, varlığını ona borçlu olduğu bilincine ulaşması, yaratıcı ile doğrudan iletişim kurabildiğinin farkında olmasıdır. Evet, namaz müminin miracıdır çünkü namazın insana kendi varoluşunun farkındalığını göstermek gibi bir üst misyonu vardır. Sonuçta Cenab-ı Hak namazı emrederken bizim eğilip doğrulmamıza ihtiyacı olduğu için değil, bizim namaza ihtiyacımız olduğu için onu bize farz kılıyor. Peki neden? Kişi abdest alarak bir ön hazırlık yapıyor ve ilahi huzura çıkıp günde 5 vakit hayatının akışını bir süreliğine durdurmuş oluyor da ondan. Hayatın akışını durdurup seccadenin başına geçme aşamasına ulaşan insan, eğer namazını da bilinçli olarak kılabiliyorsa, kendi varlığının, varlığının amacının ve hatta Rabbinin huzuruna çıktığının farkında bir duruşa erdi demektir. Bu duruşuyla insan aslında şunu söyler. Rabbim, ben varım ve beni sen var ettin. Varlığımı bana fark ettirdin ve bu farkındalıkla senin huzurundayım, buradayım. Bu hal, kararlılıkla devam ettirildiğinde zaman ve mekan bakımından insana yeni bir farkındalığın kapısı aralanır. Günde 5 kez hayatını durdurabilen bir kişi hayatında öncelikler sıralaması yapma becerisine erişmiştir artık. Zira insanın hayatında sahip olduğu ama ellerinin arasında tutamadığı en önemli şey nedir? Tabii ki zamanı.
zaman kadar mühim olan şey de zamanımızı hangi mekanlarda ve hangi insanlarla tükettiğimizdir. Zihni melekelerini güçlü şekilde kullanarak bu farkındalığını idrak seviyesine ulaştıran kişinin kendini günahın kollarına bırakması kolay olur mu? Hayır. Çünkü hakkıyla kılınan namaz insanı kötülükten alıkoyar diyor Rabbimiz. İyi, tamam da nasıl alıkoyar? Varoluşsal bilincimiz üst seviyeye geldiyse, zaman ve mekan konusunda duyarlılığımız arttıysa, biz Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey gizleyemeyeceğimizi, saklayamayacağımızı da açıklıkla biliyor ve bunu bilinç dünyamıza taşıyoruz demektir. Bu bilince ulaşan mümin için namaz elbette miraç olur. Hem Allah'ın bir emri olan namazı bize kimse zorla kıldıramaz ki. Namazı idrak etmek de, kılmak da gönül işidir. İnsan kendi hür iradesiyle ihtiyaç duyduğu ve Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için namaz kılması gerektiğini bilirse ve bu bilinçlilik halini öne çıkartabilirse, kötülük işleme formuna geçmek gerçekten zor olur. Yani imkansız olur diyemem çünkü insanız, zaaflarımız var ama gerçekten zorlaşır. Namazı kılmış olmak için kılmakla namazın bizi dönüştürmesini umarak kılmak arasındaki büyük farkı anlatabildim mi bilmiyorum ama İbn Arabi'nin şu şiiri sanırım meseleyi özetler. Nice namaz kılan vardır ki namazından yoktur payı. Mihrabı görmek, yorulmak ve cefadan gayrı. Kimisi de vardır ki farz ya da nafile kılsa bile elde eder sürekli münacat halini. Nasıl olmaz ki bir imama uysa bile Hakk'ın sırrı olmuştur onun imamı. Hiç kuşkusuz ulaşmıştır menzile. Kulun kendi eksikliklerini dinin kendisine yorarak namaz hani kötülüklerden alıkoyardı şeklinde sormak yerine namaz kıldığımız halde kötü hallerimiz devam ediyorsa belki de sorun namazda değil bizim namazı kılma biçimimizdedir diye düşünmek çok daha doğru olur. Ne dersiniz? Sonuçta aynı ayetin devamında ne diyor Rabbimiz? Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Allah'ın bizi her an gördüğü şuuruna erişen ve bu şuurla yeşeren genç gönüller çoğalsın dilerim. Hazreti Ömer'in bir cümlesiyle bitirmek isterim bu bölümü. Namaz kılan ihtiyarı severim ama namaz kılan gence aşığım diyor. Siz ne dersiniz? Neden böyle söylemiş olabilir? Peki ben de size bunu sorabilir miyim?